Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere patlıcanla nefis bir karnıyarık tarifim var. Ben karnıyarık diyorum, siz musakka da diyebilirsiniz. 3 tane bostan patlıcanı kullanıyorum. Patlıcanları yıkadım ve saf kısımlarını bu şekilde aldım, ince bir şekilde. Daha sonra 1,5 parmak genişliğinde ben göz kararı şöyle dilimliyorum. Kesinlikle incecik dilimlemeyin. Aksi halde fırında hem kızaracak ve hem pişeceği için erime olabilir. İnanılmaz lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki bu şekilde denemediyseniz bir de bu şekilde deneyin, patlıcanlar bitmeden derim. Tuzlu suda hiç bekletmeyeceğim. Direkt hemen tepsiye diziyorum. Patlıcanlar da çok güzel, içi bembeyazmış. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Mutlaka bostan patlıcanıyla denemenizi tavsiye ederim. Sosunu hazırlıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağının içerisine şöyle 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve iyice çırpıyorum. Sosumuz bu şekilde olacak. Dilerseniz kekik ya da farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Her iki yüzeyini de patlıcanları yağlıyorum bir fırça yardımıyla. Hem çok sağlıklı bir karnıyarık olmuş oluyor arkadaşlar, hem de çok lezzetli oluyor. Sosu da ayrıca bir lezzet katıyor. 200 derece önceden ısıtılmış fırına gönderdim. Lütfen kontrollü pişirin. Çok fazla eritmeden pişireceğiz. Bu esnada ben de iç harcını hazırlıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya aldım. Bir tane büyükçe soğan ilave ediyorum ve soğanı şöyle hemen çok az öldürüyorum. İçerisine biberleri ekliyorum. 3 tane yeşil tatlı biber ekledim. Charleston. İnce ince kıymayı özen gösterin sebzeleri. Çok fazla aşırı kızartmadan 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Şöyle kıymayı da üzerine ekliyorum ve tarifimin yapımına devam ediyorum. 400 gram az yağlı kıyma kullandım. Dana kıyma. Şöyle kıymayı bastırarak kıymayı açıyorum. Mutlaka açmanızı tavsiye ederim. Daha bereketli olacaktır. Şöyle hafif biraz kıymayı kavurdum. Ve kıyma kavrulduktan sonra içerisine yarım yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve salçanın kokusu çıkıncaya kadar iyice kavuruyorum. Çok aşırı kavurmanıza gerek yok. 2-3 dakika kavurmanız yeterlidir. Üzerine 2 tane büyükçe domatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğrayarak içerisine ekliyorum. Domatesler suyunu salıp kıvam verinceye kadar pişireceğiz. İçerisine baharatlarını ekliyorum. Karabiber, kırmızı toz biber, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz da maydanoz ilave ediyorum. İnce ince doğranmış maydanoz ekledim. Biraz da tuz ilavesi yaparak şöyle iyice karıştırıyorum ve iç harcım hazır. Şöyle biraz daha pişireceğim ve artık ocağın altını kapatarak iç harcım hazır. Fırından da patlıcanlarım çıktı. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde kızardı arkadaşlar. Yine de siz kontrol ederek pişirin ki fırından fırına farklılık gösterebilir. Çatalla hafif ortasına şöyle çukurlaştırıyorum. Hem yumuşatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir nevi karnıyarık gibi oluyor. Ben bunun ismini karnıyarık diyorum. Bazı takipçilerim de karnıyarık değil musakka diyor. Artık siz ismini ne koyarsanız. Tam ortasına yeteri kadar kıymalı harcımdan alıyorum. Kesinlikle taşma olmuyor arkadaşlar. Çok da bereketli oluyor. Kişi sayısına göre patlıcan ve kıyma miktarını
arttırabilirsiniz. Eğer ki çok kalabalıksanız, 6-7 kişiyseniz bir patlıcan daha fazla eklemenizi öneriyorum. Çünkü bir kişi 3 tane yiyebiliyor arkadaşlar. Evet, şöyle bolca iç harcından ekledim. Üzerine de biber ilave ediyorum şöyle. Küçük doğramış olduğum domateslerimi de bu şekilde sunumladıktan sonra geçelim sosuna. Bir yemek kaşığı dolu olmayacak şekilde salça ilave ediyorum ve sıcak suyla salçayı açıyorum. Aşırı salça kesinlikle kullanmayın arkadaşlar bu aşamada. İyice açtıktan sonra şöyle patlıcanlarımın her birinin üzerine birer kaşık sosundan ilave ediyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Eğer tariflerimi yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sosun hepsini şöyle boşluk kısmından veriyorum. Ve yine 200 derecelik fırına gönderiyorum. Lütfen kontrollü pişirin, bir anda yanabilir. Evet, yemeğim hazır. Fırın yemeği candır diyorum. Gerçekten mis gibi oldu. Bir de benim tarifimle denemenizi isterim. Çocuklar için de porsiyonluk bu şekilde daha güzel oluyor. Bir tane patlıcanı yemeyebiliyorlar ve ziyan oluyor. Bu şekilde gerçekten çok beğeneceksiniz. Şöyle sosundan da ilave ediyorum. Şöyle yakından ışıkta göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kebap gibi inanılmaz güzel bir tarif verdim bugün sizlere. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Yanına şöyle beyaz pirinç pilavı yapacağım ve cacık, en çok sevdiğim menü. Evet, et gibi patlıcanla yumuşacık, lezzetli mi lezzetli bir yemek. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun diyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.